Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'den alabileceğiniz ve uygun fiyatlı AirPods ikinci nesilleri inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi ürünlerden iki tane satın aldım ve yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve deneyimliyorum bu ürünleri. Fiyatlandırması gerçekten uygun. Kutu içeriğine bakacağız ama zaten kutunun içerisinden bildiğimiz aparatları çıkıyor. Jelatinli kapalı bir kutu şeklinde tarafınıza gelmiş oluyor. Bu ürünleri dolap uygulaması üzerinden satın aldım. Aşağıya açıklamaya linki bırakacağım. Oradan inceleyebilir, satın alabilirsiniz. Öncelikle kutu yapısından başlayalım. Kutuya baktığımızda orijinele yakın birebir bir kutu yapısı bulunuyor. Tam anlamıyla çıkartmaları, kabartmaları hepsi birebir Orijinal AirPods'un kutusuyla aynı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle bir bilgi vereyim. AirPods'lar genelde müzik dinlemek için ve aslında telefon konuşmaları ikinci planda olan bir aparat. Genelde iPhone'la bağlantısı daha hızlı olduğu için tercih edilen ister orijinal ister replika ürünlerden bir tanesi oluyor. Şimdi bu üründe müzik dinlemek için istiyorsanız ve görüntüye önem veriyorsanız bu ürünü almanızı öneririm ama mikrofon kalitesine baktığımızda onu da bu arada video içerisine ekleyeceğim nasıl bir mikrofon kalitesi olduğunu da göstermeye çalışacağım sizlere elimden geldiği kadar. Mikrofon kalitesi telefonla konuşma yaparken kapalı bir ortamda sizi duyabilecekleri bir şekilde ama çok kaliteli değil ama çok çok da kötü değil. Baktığınızda sesi kaydettiğim zaman biraz kötü geliyor ama telefon görüşmelerinde bunu denedim ama şu anda kameraya yansıtacak bir durumum olmadığı için yapamıyorum. Daha net ve pürüzsüz geliyor. Tabii ki de fiyatlandırmasına ve replik olmasına rağmen Mikrofon kalitesinin çok çok iyi olmasını bekleyemeyiz ama müzik konusunda gerçekten tatmin edici bir sese sahip. Basları, tizleri olsun. Gerçekten dinlemiş olduğunuz müziklerde keyif veriyor ve yolculuk yaparken genelde bu AirPods'ları kullanıyorum. Hatta şöyle yapalım, bir açalım kutusunu, içerisinden çıkartayım sizlere ürünü ve ürünün kulakta nasıl durduğunu da gösterelim. Zaten aparatları birazdan göstermiş olacağım sizlere. Bu şekilde bir yapısı var ürünün. Görmüş olduğunuz gibi orijinaliyle birebir herhangi bir ışık yanması vesaire yok. Şöyle de göstermek istiyorum. Açtığınızda direkt kulağınızdan hemen şöyle takabileceğiniz şekilde taktım. Baktığınızda kulaklarınızda bu şekilde duruyor ve dışarıdaki gürültüyü az da olsa emiyor. Şimdi benim mikrofonum birazcık gürültü engelleme özelliğine sahip. Yanımda vantilatör çalışıyor. Aşırı derecede sıcak havalar biliyorsunuz. 48 47 derecelere çıktı şu anda İstanbul'un havası. Ve bu gürültüyü engellerken hani onun sesi zaten size gelmez ama benim şu an konuşmam aşırı derecede baskın duruyor. Daha alt kısımda duruyor kulaklıklardan dolayı kulaklardan herhangi bir şekilde düşme yapmıyor öyle söyleyebilirim sallıyorum kafamı güzel bir şekilde kulağa oturuyor ve yapı anlamında şarjının uzun gittiğini söyleyebilirim şimdi bu fiyatlandırmada alacağınız ürünlerde genelde şarjları 4-5 saate kadar dayanıyor ama şu kutu sayesinde 24 saatten fazla bir şekilde ürünün kulaklıkların şarjı bitse dahi buna taktığınızda yarım saat içerisinde şarjları fulluyor ve gününüzü geçirebiliyorsunuz. Bütün bir günü kulaklıkla çıkartabiliyorsunuz. Şimdi kutunun içerisinden neler çıkıyor onları göstereyim. Bir kere bastığınızda ileri müziğe geçiyor. Buradakine bastığınızda geri müziğe geçiyor. Kulaklardan çıkarttığınızda da sensörleri sayesinde müzik duruyor. Tekrar bu şekilde kulağınıza taktığınızda da bir ses geliyor ve müzik başlıyor tekrardan. Geldik ürünlerin kutusunu açmaya. İki tane var. Ben şu anda kullandığımı açacağım. Direkt bu şekilde kutuyu kaldırdığımızda üstünde bir adet kitapçık bulunuyor. Daha doğrusu içerisinde. Ve kitapçığa baktığımızda zaten burada AirPods yazısını görüyorsunuz. Arkada iOS yazıyor. Bu arada hem Android hem iPhone'larla yani iOS cihazlarla kullanabiliyorsunuz. Onun sonrasında şöyle göstereyim sizlere kutuyu. AirPods'un kendisi geliyor. Ürünler jelatinli ve kapalı kutu geliyor. Ben kullandığım ve sizleri kullanıp deneyimlediğim için o şekilde anlatıyorum. İçerisinden bir adet de böyle bir karton çıkıyor çıkıyor. Bunu da çıkarttıktan sonra alt kısımda bir adet şarj edebileceğiniz kablo geliyor. Görmüş olduğunuz gibi netlerse kamera güzel bir şekilde göstermeye çalışırım sizlere. Bir ucu Lightning, bir ucu da Tip A yani USB girişiyle şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca ürünler kablosuz MagSafe şarjları destekliyor. Yani bir kablosuz şarj etme aparatınız varsa üzerine yerleştirdiğinizde kendi kendine şarj oluyor. Şimdi ürünleri şöyle yakından göstereyim. Ürünün ağırlığı olsun, yapısı olsun gerçekten birbirine benziyor. Yani orijinal AirPods'a benziyor. Orijinal AirPods'um olduğu halde genelde replika ürünlerle devam ediyordum çünkü replikalarda ses performansı biraz daha iyi oluyor bunda da öyle müzik dinleme performansını gerçekten beğeneceksiniz. Şimdi mikrofon testine geçeceğiz ve müzik performansını kulaklıkların ikisini de mikrofonuma yansıtıp yani dayayıp sizlere dinletmeye çalışacağım. En azından bas sever kişiler varsa basın nasıl geldiğini görebileceksiniz bu esnada. Ben konuşurken ürünle ilgili detay çekimleri paylaşmaya çalıştım sizlere. Hem yakın açılardan hem videolu bir şekilde onları da görüyorsunuz zaten. Mikrofon testimizde müzik performansımızı bir birlikte görebilirsiniz görelim. Ondan sonra tekrardan burada olacağım. Merhabalar sesimi şu anda Airpods ikinci nesilden duyuyorsunuz. Ve sesim karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Mikrofon kalitesi bu şekilde. Az önce video kaydettiğim noktadan kayıt işlemini başlattım. Ama biraz daha görüşmelerde ses pürüzsüz ve biraz daha top gidiyor. Şu an ses kaydında sesim bu şekilde sizlere gelmiş oluyor. Elimden geldiği kadar ürünün sizlere müzik performansını ve mikrofon performansını göstermeye çalıştım. Burada karar sizlerin açıklamaya link bırakıyor olacağım. Oradan gidip inceleyip satın alabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu anda 3000-3500 TL bandında olan bir ürünü onda bir fiyatını alacaksınız. Ve bu sayede hem AirPods görünümlü bir kulaklığınız olmuş olacak. Hem de müzik dinlerken yolculuk yaparken gecikme olmadığından dolayı güzel müzik ve filmlerinizin tadını çıkartabileceksiniz. Şöyle bir bilgi paylaşayım. Youtube'da bir video veyahut da bir müzik dinliyorsunuz. Gecikme hızı hiçbir şekilde de olmuyor. Bu arada ben bu ürünü iPhone 14 Pro Max'te kullanıyorum ve Samsung J7 var bende. Çok eski bir telefon. İkisinde de deneyimledim. Herhangi bir ağız kısmında senkronizasyon yaşamadan yani gecikme yaşamadan film, müzik her şeyinizi izleyip dinleyebiliyorsunuz. Benim incelemem bu kadardı. Eğer isterseniz indirim olarak da dolap satıcısına yazarsanız benden geldiğinizi muhtemelen yardımcı olurlar sizlere. Önceki seride de bir AirPods incelemiştim. O 3. nesil olandı. Silikonsuz bunun daha değişik versiyonu. Resmini koyarım buraya bir yere. Ondan birçok arkadaş aldı. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun bana ulaşıp hani güzel olduğunu söylediler ki ben zaten dediğim gibi herhangi bir para vesaire kazanmadığımdan dolayı sizlere, "Gidin alın veya almayın." hemen bu karar sizlerin olur ama şöyle de bir şey var kullanmadığım hiçbir ürünü sizlerle paylaşmıyorum. YouTube kanalımın gidip geçmişteki tüm videolarımı izlerseniz hepsi evimde kullandığım ve deneyimlediğim ürünler oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.